Merhaba. Merhabalar efendim. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz eski videolarımız gibi biraz daha yoğun konulu bir video olacak. Birçok insan gibi biz de Netflix'te Social Dilemma'yı izledik. Yani sosyal ikilem, sosyal medyanın hayatımızdaki etkileriyle ilgili diyelim kısaca. Ve birçok şey hissettik bu konuda, birçok şey düşündük. Bundan bir video çıkar dedik. Yoğun şeyler hissettim arkadaşlar. Evet, bir üzerine konuşalım dedik. Sosyal medya bağımlılığı bizim Zeynep'le zaten sık sık aramızda konuştuğumuz, özellikle son bir yıldır mesela bu karantina döneminde çok sık konuştuğumuz bir konuydu. İkimizin de bu konuda bayağı çaba gösterdiğini zaten biliyorduk. Bunu da izlemişken hazır taze bir konuşalım istedik. Efendim, bize biraz bu yapımdan bahseder misiniz? Yani ben her zaman şey düşünüyordum. Ben zaten Facebook'u çok kullanmıyorum. Zaten Instagram'da 1-2 dakika geçiriyorum. Sorun değil diye düşünüyordum ama sosyal ikilem, bilmiyorum artık Türk Netflix'te var mı, çevirdiler mi? O sosyal ikilem diyeceğim bundan sonra. Sosyal ikilem diye söz edildiğini gördüm. Okay. Bu sosyal ikilemde gördüğüm şeylerden sonra düşünüyorum ki olay her zaman ne kadar az zaman geçirdiğimiz değil sosyal medyada. Ama sosyal medyayı hangi eksiklerimizi kapatmak için kullandığımız da bir yerde. Ya bir de şey de var, hani çok ben zaten çok zaman geçirmiyorum falan diyoruz ya, o telefonun işte şeylerde, Android'lerde mesela Digital Wellbeing bölümü var. Oraya falan girip baktığınız zaman bayağı bir zaman geçirdiğinizde. Ben bakıyorum 5-10 dakika falan yazıyor Instagram'a günde. Ben gerçekten zaman geçirmiyorum ama sorun şey, örneğin moralim bozuk. Biraz like alayım diye bir fotoğraf paylaşıyorum. Evet evet. Benim davranışlarımı etkiliyor. Tabii tabii. Çünkü like'lar moralimi düzeltiyor tabii ki tabii. Biraz ama geçici olarak. Yani ama millete bakmıyorum saatlerce. Yani şimdi sosyal medyanın öyle farklı kullanım şekilleri var ki, şimdi bir lurker olarak kullanan insan var bunu. Sadece giriyor, başkalarını izliyor. Başkalarının hayatlarını izliyor, başkalarının paylaşımlarını izliyor. Bu insan farklı bir şekilde etkileniyor. Kafasında farklı normaller, farklı normlar, farklı idealler oluşuyor. Bunun dışında paylaşım yapan insan sürekli bir dopamin salgısıyla yaşıyor kafasında. Sürekli bir ilgi açlığı çekiyor. Ya işte sürekli olsa keşke, çünkü onun dopaminin gitmesi de var yani. O gittiğinde bir daha paylaş ama o nedenle zaten bağımlılık kategorisine giriyor. Bir noktada şey de var yani. Başkaları senden hep daha güzel olacak. Tabii herkes çünkü, daha yani sorun o iyi zaten. Bir şey yapacak senden ya. O kesin değil mi? Bir şeyi ilaç olarak kullanmaya başladığında o geri tepecek evet. Yani. Bir de sosyal medyanın bu like mekanizması, beğenme mekanizması. Hani filmde de mesela like düğmesini geliştiren insan da söz ediyor. Bu arada filmden bahsedeceğiz arkadaşlar birazdan. Biz like düğmesini, beğenme düğmesini insanlar pozitiflik paylaşsın diye yaptık diyor. Biz buralara geleceğini bunun hayal edemezdik diyor. Ama şu an like sayısı işte kullanmayı seviyorlar ama şimdi para getiriyor tabii çünkü. Şu an şirketler seviyor ama bunu geliştiren bireysel insanlar, geliştiricilerin çok da bir suçu yok aslında düşünüp bakınca. Yani evet, o açıdan yapım biraz söz edeyim kabaca yapımdan. Kabaca böyle şşt belgesel. Evet. Şimdi bu videoya hazırlanırken çok Türkçe yazmaya ve konuşmaya çalıştım. Genelde burada hiç yapmadığımız bir şey neredeyse. Ve gitgide insan tabii kullandığı sözcükler azalıyor. Tabii dil bilgim de kötüleşiyor. Neyse. Yani, başka evet, bir yere gittim, pardon. Elimizden geleni yapsak. Evet, şimdi bu yapım diyorum çünkü filmle belgesel arasında bir şey aslında. Hem belgesel hem yani karşılıklı röportajlı belgesel evet. Ama bir yandan da sorunları anlatı şeklinde de canlandırmışlar. Evet, canlandırmalı evet. Belgesel gibi bir şey olmuş böyle. Yani o küçük yüzden bir fiction dönüyor arka, yapım kurgu diyorum dönüyor. Ben. Pardon. Fiksiyon dönüyor. Fiksiyon dönüyor. işte aslında bir yapımda röportaj edilen birkaç kişi var. Ve bu kişiler teknoloji endüstrisinde çalışmış insanlar ya da işte tasarım etiği alanında çalışmış insanlar. Hatta yani kullandığımız sosyal medya platformlarının birçok özelliğini geliştiren insanlar. Bunların arasında mesela Google'ın etisisti var, işte Tristan Harris mi adamın adı, en yaygın olarak bu konuda ismini duyacağınız insan. Evet. Bu insanlar bu işi yapmaları mesela Google'da etik uzmanı. Google'da. Evet. Ve işini bırakıyorsun. Bence bu çok büyük bir
mesaj. Değil mi? evet. Yani evet. Yani, bu burada işe yarar. Benim bir etik uzmanı olarak yapabileceğim bir şey kalmadı artık. İşini bırakıyorsun. Center for Humane Technology, işte insani teknoloji kesinlikle merkezi. Orada çalışmak istiyorum ben şu an. adlı bir kurulum oluşturuyorsun onun üstüne. Kurucususun yani. Ve bu büyük veriyle çalışan, big data ile çalışan bu şirketlere karşı savaş veriyorsun. Yani bayağı büyük bayağı. Sinyal bence adamın yaptığı. Yani bu belgesel yapım bu kişilerin kendilerini tanıtmalarıyla ve biz bunları bir şeyler ürettik ama biz bu algoritmaların kendi başlarını alıp gideceğini düşünmedik ya da bu algoritmaların insanlarda böyle kötü anksiyete, depresyon ve her tür ruhsal sağlık rahatsızlığına sorun olabilecek durumlara yaratacağım. Bunu düşünmedik diyor. Yani aslında evet, işin kötü tarafı bu. Yani birçok veri var. Algoritmalar var. Kendi kendine bu hale geldik. Şey de diyorlar bir de yani hani kimse bizim Silicon Valley'de konuştuğumuz hiç kimse yok biz bu kötü amaçlı şeyleri yapmak istiyoruz, bunlara devam etmek istiyoruz da demiyor diyor. Yani tabii ki büyük şirketler, CEO'lar vesaire geri adım atmıyor. O ayrı bir konu ama bireysel olarak konuştuğumuz kimse bunları zaten desteklemiyor. Kendi çocukları için bunları görmek istemiyor diyor. O yüzden hani pozitif bir mesajı var. Zaten filmin sonunda yapılabilecekler kısmında benim en sevdiğim kısmı oldu. Bayağı bir yapabileceğiniz şeylerden bahsediliyor. Şimdi mesela bu filmi benim için etkileyici olmasının bir nedeni çünkü ben daha önce bu konuda 3 tane falan kitap okudum zaten. Daha önce sosyal medyayı bırakma deneyimlerim oldu vesaire. Ama nedense belki bu dönemin beni daha fazla düşündürmesi nedeniyle ya da bilmiyorum belki gerçekten bu yapımın kalitesi ve çok doğru noktalara çok net bir şekilde değinmeleri nedeniyle burada daha başarılı oldum. Yani burada bundan sonra bıraktım diyebilirim. Esas olarak kullandığım sosyal medya platformunu. Neyi bıraktın? Instagram'ı bıraktım. Ben Instagram'ı çok yoğun diyebileceğim şekilde kullanıyordum arkadaşlar. Ben müzik paylaşımı yapıyordum orada müzisyen olarak. Kişisel hesabımda sadece. Ve de zaman zaman hayatımdan storyler paylaşıyordum. Bu benim için artık çok fazla paylaşım yapmamayı tercih edecek kadar rahatsızlık ve anksiyete yaratmaya başladı benim hayatımda. Çünkü bir yerden sonra her şeyi story modunda görmeye başlıyorsunuz, tamam mı? Her şeyi meme olarak görmeye başlamak vardır ya. Öyle oluyor. Ben bundan çok büyük rahatsızlık duyuyordum. Her ne kadar sadece son zamanda müzik paylaşsam da yine de aşırı derecede rahatsız olmaya başladım. Yani o kafamın kenarında bir böyle o küçük bir endişe her zaman mevcuttu. Sosyal medya kullandığım yani sosyal medyayı o kadar aktif kullandığım dönemde ben bununla birlikte bunu bıraktım. Yani hesabımı dondurdum. Çünkü çok fazla müzik paylaşımı var. Hepsini silmek istemedim. Onları yedeklemenin bir yolunu bulabilirsem öyle yaparım diye düşünüyorum. Ya da ileride albüm çıkarmayı düşünüyorum birkaç ay içinde. Albüm çıkardığımda belki küçük bir promo için tekrar açıp tekrar kapatmayı düşünüyorum. Ama dondurdum hesabımı. Bunu dondurmamın yanı sıra ben bir şey daha yaptım. Onu da söyleyeyim. Konuştuğum ama iletişim şekli benimle uyumlu olmayan, konuşmanın bana yani uzun vadede mutluluk yerine işte endişe, rahatsızlık verdiği insanlarla iletişimimi de yavaştan kopardım diyeyim. Yani şey yapmadım, insanları öyle ghost yapıp kaçmadım ama sadece muhabbet etmiyorum artık o kadar fazla. Çünkü rahatsız oluyordum, bir şey almıyordum. İstersen aldığımız kararlara en son geri dönelim. Evet, dönelim. Detaylıca. Hı-hı. Çünkü bir şeyler demek istiyorum ama konu asıl evet, belgeselden evet. Bahsetmeden off topic konudan uzaklaşacağım. Ay çok zor. Efendim sunuculuk zor iş. Şimdi dediklerine katılıyorum. Bir yerde bir şey demiştin, unuttum neyle ilgili olduğunu ama başlardaydı galiba. Like örneğin bence harika bir şey. Pozitif şeylerin paylaşılması, bizim tepki verebilmemiz ama iletişim yetimizi çok azaltıyor. Ben fark ettim ki benim için duygular, emojiler artık yani bir gülücük atıyorsun. Ama halbuki ben gülmüyorum onu atarken. Sadece o tepkiyi vermek istediğim için onu gönderiyorum. Ya bunu senin söylemen çok garip çünkü sen hala kelimelerle çok kendini ifade eden bir insansın.
Yani ben öyle şeyler görüyorum ki emoji ile paragraf yazmış. Ya yani ben üçüncüden sonrasına bakamıyorum artık zaten. Ben ne anlayacağım bundan bilemiyorum. Çok da. Şıran, 30, hadi biz yaşlıyız 30, yani. 33-34 yaşındayım ya, emojiden paragrafmış. Hayır yani hani eğer sen bile o kadar etkilendiğini düşünüyorsan. Evet çünkü like yazacağıma bu paylaştığın amaç, bu proje harika görünüyor. Ben de katılmak isterim. Ne kadar güzel sonuçlarını paylaş. Bunlar önemli cümleler. Evet. Like sadece o kişinin o platforma bağımlılığını pekiştiren bir şey. Çünkü örneğin filmde şeyden söz ettiler, etiketlemeden söz ettiler aynı mantıkla. Ben diyelim arkadaşımla harika bir konuda, bir politik konuda tartışma yapıyoruz, konuşuyoruz. Hı-hı. Facebook'ta. Harika her şey. Ama ben ihtiyacım olduğunda ve zamanım olduğunda duygusal ve gerçek zamanım olduğunda gidip yanıt vermek isterim. Ama Facebook bana e-mail gönderecekse, arkadaşın seni etiketledi diye çağırıp duracaksa o başka bir amaç artık. Evet. Artık farkındalar. Artık evet. Örneğin bunu durdurabilirler. Hiç yani hava kesmesinler. Abi, biz düşünemedik bunu diye. Şu an farkındalar. Bu tabii çok notification'da bu bildirimlerin ne çok kadar zararlı olabileceğini. Şu an durdurmuyorlar ama. Hatta Facebook'ta çalışan bir adamın şeyi de vardı. Hatırlarsan filmin içinde Mark Zuckerberg'le direkt çalışan bir insan. Ben tanımıyorum arkadaşlar, bu büyük ihtimal o da çok ünlü bir isimdir ama biz bunları bilerek yaptık ve yapmaya da, yani ne kadar kötü olduklarını görerek yapmaya da devam ettik. Mark da ben de dedi adam yani. Hani daha ne desin? Unutmuşum bunu. Daha ne desin? Güzel bir noktaymış. Açıkça söylüyor. Bu bir endüstri. Yani. Bu bir endüstri ve evet. Ürün biz olduğumuz için kendimizi koruma sorumluluğu biraz da bize düşüyor. Çünkü yani dükkan sahipleri Facebook, Instagram, WhatsApp falansa onların bizi korumayacağı kesin. Şimdi bu yapımda asıl hikaye 11 yaşındaki bir kızın etrafında dönüyor aslında. Telefonuna bağımlı. Niye 11 yaşında telefonu var bana sormayın. Benim çocuğumun 11 yaşında telefonu olmayacak kesinlikle. Ama çocuk yani neler neler yapıyor telefonuyla hayatına devam edebilmek için. Ama bir yandan da o çok gerçek bir durum orada anlatılan. Ailenin çaresi yok. Bütün okul sınıf arkadaşlarının telefonu varsa bu çocuğa telefon almamak bu çocuğun okulda dışlanması neden olacak. Zorbalık olacak okay. Bu çocuğa. Şimdi telefonu var. Bu sefer de filtreler sağ olsun, garip güzellik standartları sağ olsun. 11 yaşındaki bir kız çocuğu kendisinden nefret etmeye varabiliyor. Evet. Yani aldığı birkaç yorumla falan onu güzel anlatmışlar yes, aslında evet, orada. Evet, gayet de doğru çok yani. Çok da sevimli bir çocuk aslında yani. Güzel ne kadar güzel yani ben de diyorum. Ama şimdi ben bu sefer kendi çocukluğumu hatırladım. Şimdi bakın benim bu kulağım kepçe. Bu kulağım kepçe değil. Benim burada saçım var o yüzden. O çocuğa da kepçe kulaklı evet, falan evet, o çocuğun da kepçe muhabbeti vardı. Bana okulda kepçe kulaklı olduğumu söyleyen insanlar oldu. Benim için bully onlardı. Evet. Şimdi bully on binlerce insan. Bütün evet. Dünya bully şu an. O şey var bak bir de. Bu on binlerce insan konusunda. Şimdi şu bir not almıştım buraya. Bu filmde de geçiyor. Sosyobiyolog Edward O. Wilson'ın bir sözü var. The real problem of humanity is the following. We have paleolithic emotions, medieval institutions and godlike technology. Yani diyor ki insanlığın asıl sorunu şu. Yontma taşlarından kalma duygularımız var. Orta çağdan kalma kurumlarımız var. Ben bunu çevirisini yazmamışım şu an çeviriyorum. Güzel çeviriyorsun. Ve tanrısal güce sahip teknolojimiz var. Şimdi ben durumu bu kadar iyi özetleyen başka bir laf duymadım. Zaten bu bahsettiğim işte Tristan Harris de her röportajında bu alıntıyı kullanıyor. Gerçekten de böyle arkadaşlar. Yani ben bunun taş devri duygularıyla tanrısal teknoloji bağını kurmuştum kendim. Ama Orta Çağ Enstitülerini hiç aklıma getirmemiştim açıkçası. Hiç öyle bir şey aklıma gelmemişti. Orta Çağ Enstitüsü'nden burada tam kastı ne? Benim ben bu şey diye kurum demek istedim. Yani şey gibi benim burada üzüldüğüm şey teknolojiyle etik kavramının aynı hızda gitmemiş olması. Böylelikle ben derim ki burada idari kurumlar, denetleme evet, evet. Kurumları eski. Yani onu kastediyor. Evet, denetleme tüm kurumlarımız kastediyor aslında okullar vesaire. Hepsi bunların Orta Çağ'da temelleri atılan şeyler olduğu için genel olarak yani politik yapımız oraya dayanıyor yani onu da yeterince ilerletmedik henüz.
Tabii eskiden üniversiteler manastırdı ya Avrupa'da, ha, bile evet, yani hepsi yani, şeyden evet. geliyor. School, tabii, scholastic'ten tabii. geliyor yani hepsi. Dinden geliyor aslında evet, yani üniversiteler. Evet. Tabii. Ve şu an dünya o kadar tehlikeli bir yer ki ilkokul eğitimi çok önemli. İlkokulda eğitilmemiz gereken ama eğitilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Mesela toplumsal cinsiyet konuları, farklı insanları kabul etme, tolerans da değil, kabul etme, onları kabul etme, beraber var olabilme. Bu dünya mahvoluyor yani bu nedenlerle. Teknolojiyi nasıl kullanacağız? Evet. Yani hayat bilgisi diye bir ders var. Hayatımızın de. Büyük bir, yok mu artık Türkiye'de? Artık yok benim bildiğim kadarıyla. Bayağı bir zaman. Hayat bilgisi, çok da hayat varsa bilgisi verdim bilmiyorum da. Hayat bilgisi diye bir ders olmalı. Olmalı. Ve bunun büyük bir kısmı teknoloji ve etikle ilgili olmalı. Yani etik olmayan bir hayat nasıl yaşanır ben bilmiyorum. Evet. Yani o yüzden zaten hani eğitim seviyesi düşük ülkelerde o nedenle yolsuzluk vesaire çok daha yaygın ve çok daha kabul görür halde oluyor. Daha toplumu düşük tabakalarında dahi. Evet. Evet. Yani evet, o alıntıyı seviyorum ben. Konuşmak ister misin bu konuda biraz daha? evet. Fikirlerim var. Bu burada bir makale okudum bununla ilgili de bu yine bu biraz önce bahsettiğim sosyobiyoloğun sözünden yine alıntı yapan bir makale okudum. Orada bir de şuna da değiniyor. Bizim şimdi ben hep düşünürdüm. Biz yaşamamız gereken hayatı yaşamıyoruz. Tamam, çok bariz bir sonuç bu. Yani ben bu sandalyede oturmak için evrilmedim. Bütün gün bilgisayar kullanmak için evrilmedi benim kolum böyle. Ya da beynim bütün gün o bilgi akışını almak herkes için evrilmedi. Herkes gözlük takıyor ya. Gözlük nedir herkesin yani? Herkesin gözü bozuk. Böyle bir dünya var. Evet yani işte yaşadığımız hayat evrimimizden o kadar uzak ki. İşte godlike teknoloji. Tanrısal teknolojide kastları bu. O kadar hızlı ilerledi ki teknoloji bizim evrimimiz ilerlemedi. Yani biz hala aynı insanlarız yontma taş devriyle ama yaptığımız şeylerin ne kadar farklı olduğuna bakın yani. Giydiğimiz kıyafetlerin, moda anlayışının, her şeyin ne kadar farklı olduğuna bakın. Şimdi bunun bir de şöyle bir tarafını gördüm okuduğum diğer makalede. Aynı zamanda bizim empatimiz, ondan sonra acıyla başa çıkabilme sistemlerimiz diyeyim. Milyarlarca insanın acısını görmeye de hazır değil. Milyarlarca insanın mesela bir savaş haberlerinin bize bu kadar hızlı gelmesi, salgın haberlerinin, ölüm haberlerinin, toplu ölüm haberlerinin vesaire bize bu kadar hızlı gelmesi de bizim psikolojimizi bayağı kötü etkileyebilecek bir şey. Çünkü bizim haberleşme sistemlerimiz böyle değildi yani. O yüzden gitgide yani bizim nesil de biraz ama bizden genç olan nesil depresyon yani umutsuzluk veriyor. Çünkü dünya böyleyse diyorsun yani. Ne anlamı var herhangi bir şeyin diyorsun. Aslında dünya öyle değil. Yani dünyanın bir kısmı öyle ama her kısmı öyle değil. Ama biz bu kadar kötü haber duyunca o kadar baskın çıkıyor ki bizim psikolojimizde. Bayağı ben bundan çok etkilendim. Mesela hiç böyle düşünmemiştim. Bu bilgi akışının da bayağı bayağı sorun yarattığını düşünüyorum. Yani bu devrin hastalığın anksiyete olması o kadar normal ki yani. Herkes de var endişe. Herkes yani, de olduğundan eminim değil, yani. Hastalık, rahatsızlık düzeyinde olmasa evet. bile herkes de var evet, endişe kesinlikle. Yani. Normal. Normal çünkü olmaması yani, yani en kolayından bak bir fotoğraf yani. Paylaştım. Kimse beğenmedi. Karnıma düşüyor anksiyete. Bu yani genel bir örnek. Evet evet. Karnıma düştü. Okey. Durmadan bakıyorum. Beğenen olacak mı? Ama biliyorsun, mantık seviyesinde biliyorsun, beğenmeseler ne olur? Yani. Ama öyle hissetmiyorsun evet. işte, evet. Yani ben örneğin ne kadar like aldığımı önemsemiyorum. Hı-hı. Ama başka açılardan, WhatsApp örneğin benim için daha tehlikeli bir platform. Çünkü bu dönemde fark ettim ki, çok insan göremediğimiz için çok insanla iletişim kurma amacıyla internete dadandık. Evet. Ben Discord nedir öğrendim. ve birçok gruba üye oldum. Yani 100 kişilik gruplar, tüm gün muhabbet ediyoruz. Ve video chatler, her şey çok eğlenceli, harika. Birkaç ay geçti. Düşünüyorum ki, okey bu çok fazla. Sabah bir uyanıyorum, 20 tane mesaj. Hiçbiri içten ya da derin değil. Evet. Herkes, hani ilgi çekecek bir şey söyleyeyim, ilgi alayım. Ve şu an mutlu olayım. Böyle anlık tatminlerle. Yaşıyor herkes şu an evet. ve normal bence bu dönem için ama şu an benim için Discord uygulamasını sildim. WhatsApp'ın tüm bildirimlerini kapattım. Ben ne zaman rahat hissedersem bakacağım
o platformlara. Kapatmadım hesaplarımı. Ama ben seçeceğim ne zaman oraya gittiğimi. O beni çağırmayacak. Evet. Onu da istemiyorum. Kontrol etmek gerekiyor. Yani bunu aslında bunların hepsi birbiriyle birleşik şeyler. Mesela hatırlarsan beynimiz internet nedeniyle daha hızlı bilgiye adapte oluyor diye bir videomuz vardı bizim. İlk videolarımızdan birisiydi evet, hatta. İnternet bizi aptallaştırıyor mu diye bir videomuz var arkadaşlar. Bak dönüp izlerseniz bayağı nostalji oluyor. Yani saçlarımız falan. Benim saçım harika. Zeynep'in iyidir kızım. Kısa ve pembe. Zeynep'in yarısı iyidir turuncu, benim yarısı berbat pembe. Yani. Benim de berbat. Rengi berbat. Dönüp bir bakarsın sen. Eğlenceli olur. Orada mesela işte... Gökçe, pardon böldüm. Şöyle yapabiliyor muyuz? Buraya tıkla, o videoya git. Ya söz vermiyorum yapacağım. Açıkçası bir arayı verin bir zahmet buraya arkadaşlar. Buraya tıkla. Mestan'a tıklayabilirsiniz. Mestan hiç umurumda değil. Orada mesela işte beynimizin nasıl şekil değiştirdiği, işte nöron yollarının, neural pathway'lerin nasıl farklı şekiller aldığı vesaire, daha kısa bilgi almaya alıştığımız, ki bunu James Burke 40 sene önce söylemişti arkadaşlar. Benim bir şarkımın başına koydum ben o konuşmayı. O kadar etkilendim ki. Eğer James Burke Connections izlemediyseniz Archive.org'da var. İzlemenizi çok tavsiye ediyorum. Aşırı güzel bir seri. Orada diyordu, 40 sene önce diyordu adam. Eskiden diyordu haberler ne kadar uzun olurdu diyordu. Tamam mı? TV programları ne kadar uzun uzun anlatırlardı. Şimdi herkes zamanımız için yarışıyor. Gitgide kısalıyor bilgi diyordu. 40 sene önce söylüyor adam bunu. Şimdiki durumu düşünün bir de yani. Biz tweetle yaşıyoruz şu an. Anladın mı? Tweet okumaktan fazlası uzun geliyor. Yeni trend var zaten biliyorsunuz. Türkiye'de tweet atma trend. Bu yurt dışından alınmış bir trend. Noktalama kullanmıyor gençlerimiz. Çünkü öyle cool görünüyor sanırım diye düşünüyorlar. Ben artık diyecek bir şey bulamıyorum yani. Neyse. Maalesef işte o çocuklar daha iyisini bilmiyor yani. Yapacak birçok şey var ama yapmamışlar işte. Yapmaları lazım. Ailede bitiyor demek istiyorum bir Türk olarak. Yani çok geçiyor bizim ülkede. Çocuklarınızı telefon almayın demek istiyorum. Yani burada demek istediğim hani bu bilgi alımının gitgide bizim ilgi aralığımızın bu kadar kısalması ve sosyal medyanın her türlü şeyimizi bu şekilde zafiyetimizi diyeyim kullanması bunlar bağlantılı şeyler. Yani burada komplo teorisi yapmıyorum. Bunların hepsi bir arada bizi kötüleştiriyor. Evet evet. Komplo teorisi değil. Bu yıllardır yok, olan bir şey. Ya bir sürü araştırma var zaten. Kendinize dönüp sorun. Ben bu telefonu niye kullanıyorum? Verdiğin cevabı beğeniyorsan sorun yok zaten. Peki bu emzik muhabbetine girmek ister ben miyim? Ben önce başka bir muhabbetten devam etmek istiyorum. Alıntınla ilgili. Hı hı. Benim düşüncelerimi biliyorsun o konuda. Evet biz yaşamamız gereken yani yaşamamız beklenen kullanmamamız gerekiyor diye ya bak ben var ya hiç görmeyeyim o noktalama kullanmayan tweetli gençleri yani ben editör olarak çalışıyorum bu nasıl bir şey ya ben hiç yok böyle 3 cümle falan var özelden noktalamasız mesaj geldiğinde cevap vermiyorum niye benim beynimi zorluyorsun arkadaş ah git neyse Zeynep'i delirtmeye çalışıyorum ama gerçek böyle gerçek şimdi evet biz yaşamamız beklenen yaşamı yaşamıyoruz yani yediğimiz içtiğimiz şeyler sindirim sistemi hastalıklarımız her şeyimiz yani normal değil bu ama taş devrimiydi o zamanki tunç devrimi dedin yontma taş devri yontma taş devri dedin şimdi zaten sana taş devri de olur ama 35 yaşına kadar yaşamam beklenmiyor zaten orada şimdiye ölmüştüm zaten evet o nedenle o sorunların evet, hiçbiri evet. Olmayacaktı evet. Yani ben şey düşünüyorum hadi iyisin bütün bu ne bütün bu teknolojik gelişmelerin hayatımızı kötü etkilediği noktayı ama iyi etkilediği yönler de çok var. Bence iyi yönleri daha fazla hatta kötü yönlerinden ama kötü yönleri kesinlikle kaçamayacağımız halde. Teknolojiden bahsediyorsak. Evet. Genel olarak teknoloji tabii. Yani. Ama bir noktada burada şey var yani bir ruhumuzu şeytana satmış olma durumu var bence. Daha uzun sattırılmış olma demek istiyorum. Evet ya yani ben doğduğumda kimse bana sormadı. Sen daha uzun bir ömür mü istersin? Bu teknolojiyi kullanacağız. Bundan kastım temiz bir hastane, elimi yıkayabilme, aşı yani normal şeyler, olması gereken şeyler normal. Ya da 50 yaşındayım, 60 yaşındayım, bypass ameliyatı yapıyorlar, kalp pili takıyorlar. Bunu mu istersin yoksa ölmek mi istersin vesaire. Yani sattık ruhumuzu bence ve teknolojinin kötü yanları da hayatımızın parçası. Ben bu pesimist bakış açısına karşı biraz daha yapıcı bir bakış açısı sunmak isterim. Realistik.
gerçekçi diyelim Türkçe olarak. Şöyle evet yani katılıyorum, bir nebze katılıyorum ama şu açıdan da yapabileceğimiz birçok şey olduğunu ben düşünüyorum. Var yine. Var. Ona geleceğiz zaten. Var yapabileceğimiz yine şeylere geleceğiz. Ama ben sorumlunun biz olmadığımızı düşünüyorum. Yani biz şu an kendimizi bunun içinden çekip çıkarmakla sorumluyuz. Çünkü bu big data şirketleri, işte Facebook'lar, Google'lar bunu bizim için yapmayacak. Bir düzenleme gelene kadar yapmayacak. Ancak böyle kafalarına o silah gibi o düzenleme tutulursa o zaman yapacaklar. Onun dışında yapmayacaklar. O nedenle bireysel olarak ve topluma olan sorumluluğumuz için şu an biz bunu kendimiz yapmaktan sorumluyuz. Maalesef durum böyle. Ama bu kimin görevidir? Bu devletlerin görevidir arkadaşlar. Bu bizim görevimiz değildir. Bizi böyle sömüren sistemlerden korumak, onlara gerekli düzenlemeleri getirmek hükümetlerin, devletlerin görevidir. Ya da uluslararası kurumların görevidir. Göreceğiz zaten bu konuda daha fazla yaptırım geleceğini ileriki senelerde. Ama mesela 10 senede işte yine filmden bir araştırmada bu preteen denen 10'lu yaşların ilk kısımları mı oluyor onlar? Bu yaşlardaki kız çocuklarındaki intihar oranı %185 oranında artmış arkadaşlar. Sosyal medya kullanımı başladıktan sonra. Bunların biraz daha büyüğü teen olanlar 20 yaşına kadar oluyordu herhalde. Mantıken değil mi? Evet. Onların ikisinin arasındaki yani preteen ile teen olanlar, pardon preteen'den sonra teen olanlar diyeyim yani. Onlarda da bayağı bir yükseliş var. Aynı seviyede değil, biraz daha akıllanıyorlar tabii çocuklar o zamana kadar ama düşünün yani 10 yaşında çocuğun intihar etmesi yani. Benim için çok zor bir sahneydi o. Yani resmen o rakamları, o evet, grafiği görmek. 9 yaşında. Yani grafik görüp gözüm dolması falan çok evet, şey bir şey yani. Yani biz bir 10 sene daha buna maruz kalıp, çocuklarımızı da maruz bırakıp toparlanabilecek miyiz? Mesela beynimiz, şimdi kaçınız arkadaşlarınızla konuşurken ben artık kitap okumakta çok zorlanıyorum dedi. Ya ben Dostoyevski okuyordum eskiden ya. Volüm volüm Rus edebiyatı okuyordum. Hanginiz film bitirmekte durdurmadan film bitirmekte telefona zorlanıyorum bakmadan dedi. Telefona bakmadan film bitirmekte zorlanıyorum dedi veya düşünüyor bunu ve biliyor. Yani of bir, kolay ve kısa bir şey izleyeyim bugün. Evet. Yani akıllı telefonla geçirdiğimiz bir 10 sene mi oldu? 10 sene falan ancak olmuştur yani. Bunun üzerine bir 10 sene daha o yaptırımlar gelene kadar. Gelir mi bilmiyoruz yaptırımlar, tabii. Yaptırımlar evet. Gelene kadar bir 10 sene daha ne kadar aptallaşacağımızı, ne kadar yani rezalet bir halde olacağımızı düşünebiliyor musunuz? Yani o yüzden ben gerçekten bizim harekete geçmemizi öneriyorum ve hatta kendim bıraktıktan sonra benim çok olmadı tabii yani. Tabii filmi izledim, bir hafta 10 gün bir şey oldu yani. Hani dönersin falan diyebilirsiniz, belki de dönerim, kim bilir yani, kimse bilemez bunu ama ben döneceğimi düşünmüyorum. Ama bize kattığı pozitif şeylerden bu kısa süre içinde bile konuşmak isterim eğer sen de istersen. Sen de Facebook'u bıraktın galiba. Evet, benim hala önceki konuyla evet, ilgili diyecek şeylerim var. Buyurun, çünkü hazine şeyden anlamına söz ettin, godlike technology'den söz ettin. Evet, tamam. Çekersen yumruğunu ağzımı. Yani mikrofon da tutulmuyor. Mikrofon burada bakın. Kovulur ya. Godlike technology'den söz ettin. Bunu nasıl çevirmiştin? Tanrısal teknoloji. Tanrısal teknoloji yani her yerde olabilecek ve her şeyi gözetleyebilecek. Omnipresent dedi. Evet, ben oradan da gözetim kapitalizmine gelmek ve onu da hükümetlere bağlamak istiyorum. Evet. Şöyle gözetim kapitalizmi dediğimizde bu yeni bir kavram değil ama çok sık kullanılan bir kavram artık. Hı-hı. Yani bir yapı seni gözetliyor ve amacı senin üzerinden para kazanmak. Bu gözetlediği bilgilerle. Örneğin benim Facebook yani. Facebook yani. Ya da Google. Ya da Google. Yani benim ne satın aldığımı, neye baktığımı vesaire ezberleyip bana o şekilde reklamlar vermesi. Hı. Ve yani şey de süreç de bir garip. Diyor ki ben sana zaten reklam göstereceğim. Burayı tıklarsan hoşuna gidebilecek reklamı göstereceğim. Burayı tıklamazsan sıradan göreceksin. Sıradan reklamda bu arada kadın olduğumuz için bebek bezi, çamaşır deterjanı falan oluyor. Hayır ya, derseniz Facebook'un buna ilk yıllarında bana gösteren reklamlar resmen buydu. Aynen bunlar. Evet, yani seçmezsen orta yaşlı ne yani, 30 yaşlı kadın bunlarla şeyleri görüyorsun zaten. Çünkü yani çocuk güzellik falan bu. Neyle ilgileneceğim başka? Tabii yani. Fön çek, çocuk yap. O yani olay.
Yanlış bir şey yok bunda o tabii de. O sırada mı yapıyoruz? Önce Fern. Fern ne olarak bekle çocuğu? Tamam oldu. İşte bu gözetim kapitalizminde hatta belgeselde de hapishane deneyine söz etmişlerdi. Çünkü şimdi internette gezindiğimizde yaptığımız her şeyin kayıtlı oluyor olduğunu ben biliyorum. Örneğin ama sülalemdeki herkes bilmiyor. Yani birçoğumuz farkında olmadan gözetleniyoruz. Ve zaten Jeremy Bentham demiştim, onun fikri panoptikon. Foucault da bunun üzerine çok çalıştı. Panoptikonun asıl amacı öyle bir yapı yaratıyorsun ki sen insanlar seni takip etmiyorsa bile sen takip edildiğini biliyorsun ve ona göre davranışlarını değiştiriyorsun. Ya ediyorsa. Evet. Ya görüyorsa şu an beni gibi. Evet ama biliyorsun. Örneğin Facebook'a her girdiğimizde biliyoruz değil mi? Orada belirli şeyler söylersek hakkımıza dava açılabilir. Örneğin. Evet. Bunu mesela. Biliyoruz. Evet. Bunu bildiğimiz için söylemiyoruz. Bakın şu anda da söylemiyorum. Bu şekilde işliyor sansür evet. Yani. Otosansüre dönüşüyor. Böylelikle inanıyorum ki hükümetler çok mutlu bu sistemden. Çünkü hükümetler Facebook'a, Twitter'a, Instagram'a istedikleri gibi bana şu kişi hakkında bilgi var çünkü suçlu tabii. diyebilir. Ve birçok ülkenin durumundan biliyoruz ki suçlu her zaman suçlu değil. Evet. Hatırladığım kadarıyla Twitter buna biraz direniyor ama ne kadar direniyor ondan da emin değilim açıkçası. Ama Facebook'un yani hemen bizi satacağından eminim arkadaşlar. Yani şimdi bu arka planda her zaman var olan bir şey. Onun üstüne biz bir de pozitif olduğunu düşündüğümüz yollarla bağlanıyoruz bu web sitelerine. Evet. Yani evet. Bu tamamen şey yani git 1984'ü baştan oku yani tamamen. Tabii. Yani aslında bunlar hani böyle çok acayip konseptler falan değil. Dediğin gibi yani 40 sene önce 50 sene önce de öngörülebilecek konseptler bunlar. Ama bilim kurgu bilim gerçek oldu. Evet. Şu an gerçek oldu ve bir şey yapmamız gerekiyor. Ve bir şey yapmıyoruz. İşin ilginç tarafı fazla bir şey yapmıyoruz. Yani yeterince bir şey yapmıyoruz. Arkadaşlar TikTok şimdi yani hiç indirmedim, kullanmadım. Hadi tamam belki ben de o yaş aralığında olsam belki indirirdim ama. Hangi yaş aralığı? Benim yaşıtlarım da kullanıyor. Yani işte Z jenerasyonu diyelim. Şimdi milyonlarca kullanıcıdan bahsediyorsunuz. Mesela YouTube'un 2 milyar kullanıcısı var. Yani sizi gönderdiği o tavşan deliklerinin, tamam mı? YouTube tavşan delikleri vardır ya, bir videoya tıklarsın bir daha. Ha, Türkçesinin olduğunu bilmiyordum bir o. Bir tane tamam. Daha. Sizi gönderdiği ve sizi gitgide daha uç bakış açılarına doğru gönderdiği, daha ayrıntılı videolara doğru gönderdiği. Uç derken ters bakış açısına. Ekstremist demek istiyorum. Mesela ama politik videolar izliyorsun. Benim duyduğum kadarıyla sana hep senin fikrindeki evet, videoları gösteriyor. Evet, evet. Niye ekstremist? Senin videonun ekstremist. Evet. Evet. Okay. Sen mesela daha ılımlı bir politik video izliyorsun. Daha sonra sana biraz daha ekstremist olanını da gösteriyor. Biraz daha. Filmde mesela öyle bir örnek vardı. Çocuk öyle başı derde girdi falan böyle klasik bir şey yapmışlar. Ama bu sadece bu konuda da gitmiyor yani. Sürekli bir echo chamber dediğimiz yankı odası mı diyeyim ben ona artık. Yani sürekli kendi söylediklerinizi, kendi görüşlerinizin onaylandığı bir ortamda kalıyorsunuz. Bakın Reddit gibi topluluk ve yani bir konu etrafında toplanmış topluluk ve oylama sistemine dayanan web siteleri de böyle. Reddit'te de çok fazla echo chamber var. Ondan sonra Twitter'da kimse kendi politik görüşünü zaten Twitter cancel kültürünün değil mi o linç kültürünün en büyük yatağı Twitter şu an yani. Ben Twitter'ı 2 ya da 3 senedir kullanmıyorum. Evet. Yani çıktım. Anladım. Ben kimseyle de bir olayım yoktu. Çıktım yani ben bu kadar toksik çok polarize ortamda, ediyor değil mi evet, görüşleri inanılmaz internet? İnanılmaz polarize edici. Ama şimdi yani hangi tarafta olduğunuz da çok fark etmiyor. Çünkü bu internet yapıları, bu platformlar sizi zaten kendi tarafınızla besliyor. Sürekli sizi kendi görüşünüze benzer insanlarla besliyor. Siz onu takip etmiyorsunuz çünkü onun politik görüşleri size çok ters. Her ne kadar başka bir şeyine saygı duyabilecek olsanız da ya da bir söylediği bir şeyden dolayı onu cancel ettiniz. Cancel ettiniz diyorum ya sanırım bu artık bilinen bir terim. Vesaire bu sefer siz o echo chamber'ın içinde sanıyorsunuz ki herkes sizin gibi düşünüyor aslında. Sizin yani çok net bir şekilde hayat görüşünüz olması gereken şey. Anlamıyorum ama sorun ne burada? Burada sorun şu. Şimdi diyelim tamam ben böyle oradan kendi söylediğimin yankısını duyuyorum. Buradan aynı teyit alıyorum. Oradan teyit alıyorum. Şimdi ben sokakta çok alakasız bir görüşle karşılaşıyorum. Üzülüyor musun yani? Hayır ben diyorum ki
Ya sen nasıl böyle düşünebilirsin? Dünyada böyle düşünen insan ha, kalmadı. Şeyi kaybediyorsun. Evet, bu bana çok oluyor. YouTube'suz bile. Evet. Benim kafamda yok çünkü ben görmüyorum ki çevremde. O zaman işte kutuplaşma böyle oluşuyor zaten. O kadar uzaklaşıyorsun ki o fikirlerden ve o fikirlerin var olabileceği olasılığından. Benim YouTube deneyimim böyle değil. Ben örneğin teknik bir video izliyorum. Bana daha güzel bir teknik video gösteriyor. Daha güzel bir teknik video gösteriyor. Ben gidip politik tabii. Video izlemiyorum YouTube'da. Yok. O yüzden ben yaşamadım bunu. O yüzden işte, sordum. Evet, evet. Ben bunu gerçek hayatta yaşıyorum. Çünkü şimdi üniversiteye çalışıyorum. Arkadaşlarım hepsi en az üniversite mezunu. Ve benim kesinlikle etrafımda ırkçı ya da toplumsal cinsiyet konusunda gaf yapan insan kesinlikle yok. O kadar tatlı ve uyumlu ki arkadaşlarım. Sonra markette birden biriyle karşılaşıyorum. Yol istedim diye bana bağırıyor falan. Ben böyle ne oldu? Be? Saatlerce bunun sinirinden çıkamıyorum. Evet. Yani nasıl bu kadar kötü olabilir insanlar falan diye. Halbuki bu çok normal bir şey. Yan komşun böyle bir insan yani. Hayır yani bir insana ya git istediğin yerden geç yol vermeyeceğim demek dünyanın sonu değil. Ama o kadar pamuklarla çevrelenmiş hale geliyorum ki. O da var. Ben YouTube'suz hissediyorum bunu ama. Sizin anladım. Seninki de güzel bir örnek oldu çünkü gerçek hayatta. Gerçek hayatta da olan bir şey ama ben bunu koronaya bağlayacağım şimdi. Şimdi bu bir sene boyunca. Her şeyi koronaya bağla. Koronaya bağla geç. Bağla. Hayır. Yok, doğru. Nedeni korona değil. Nedeni korona değil ama etkileniyor. Yani şöyle etkileniyor. Şimdi bu sene bilmiyorum hiç insanlarla görüştünüz mü? Hep mi evdeydiniz? Ben dikkatli olarak görüştüm de hani mesafe tutarak da görüştüm arkadaşlarını. Beraber yürüyorsun sokakta mesafe tutup yani. Ben pek görüşmedim açıkçası. Sen pek görüşmedin ama o internette de. Neyse. Şimdi az insan görebileceğimiz için insanlarımızı seçtik hep değil mi? En sevdiğimiz insanlarla görüştük. Bize enerji verecek ve bizim de onlara bir şey verebileceğimiz. Ya da dikkatli olan. Herhangi bir insanla görüşmedik. Tabii. Seçerek görüştük. Yani tamamen curated bir experience. Nasıl bir şey tamamen. Tamamen özel olarak seçip hazırlanmış. Özel olarak yani ince eleyip ince dokunmuş bir sosyal deneyim yaşadık aylardır. Şimdi birden farklı bir insanla tartışınca bir yerde ya da hemfikir olmayan şeyler duyduğunda şaşırıyorsun. Çünkü ben şaşırıyorum. Aylarca benim etrafımda sadece en yakın arkadaşlarım vardı. Ama eskiden hayat öyle değildi. Bir bara gidiyordun, herkes vardı. Spontane bir politik tartışmaya giriyordun. Sonra birbirine bira alıyordun falan. Hani hayat çok farklıydı. Evet. Şu an çok izole bir deneyim yaşıyoruz. Bu da çok etkiliyor bence fikirlerimizi. Kesinlikle etkisi var. Yani şu dönemin çok acayip psikolojik etkileri olduğu kesin. Ve olacağı. Yani hepsinin negatif olduğunu yani. Düşünmüyorum. Tabii işini kaybeden insanlar, işte depresyona itilen insanlar vesaire dışında söylüyorum tabii. Bunlar çok kötü etkiler ama pozitif etkileri de olacağını düşünüyorum. Çünkü birçok insan kendiyle kalıp bazı şeyleri değerlendirmeye yöneldi. Mesela boşanmalardaki artışı da ben pozitif bir şey olarak görüyorum. Yani çünkü insanlar günlük hayatla o kadar oyalanıp gerçek sorunlarıyla yüzleşmiyorlar ki bence genel olarak. Yani yeni nesillerde mesela artık ilişki bile yaşamıyorlarmış doğru düzgün yani. Çünkü hiçbir risk almıyorlar. Hiçbir şekilde bu vulnerability ne o? Hassasiyetlerini mi? Kırılganlıklarını göstermek istemiyorlar. Kendisini ama zayıf göstermek evet, istemiyor. Zayıf göstermek istemiyorlar ama yani bir insanı nasıl seveceğinizi bile bilmemek bayağı kötü bir sonuç doğuracaktır uzun vadede diye düşünüyorum. İlginç bir cümleydi birçok yere böyle. Evet. Nasıl seveceklerini bilmiyorlar ben. Falan çok öyle değinirim ben her yere. Evet çünkü özellikle yeni nesil demek istiyorum ama yeni neslin suçu değil bu çünkü yeni nesil bunun içine doğdu. Biz belki de yani ben internetle 13 yaşımda tanıştım. Akıllı telefonla Gökçen dediği gibi yani 8 sene önce belki falan. Hala telefonumun sesi kısık bir şekilde odamda kaybeden bir insanım. Yani telefon elimden düşmeyen bir insan değilim hala ama yeni nesil buna doğdu. Tabii o da var. Yani, yani farklı bir şey bilmiyorlar. Tabii. Ve şey daha önce söylediğimiz gibi bu like'lar, bildirimler vesaire bunlar bizim ilgi ihtiyacımızı pekiştirdiği için bu tabii ki nasıl sevmeyi bilmemeye varıyor. Şöyle, ben sana bir mesaj atıyorum. Hı. Diyorum ki, keşke beraber şunu yapsak ne güzel olur. Ama sen meşgulsün ya da depresyondasın ya da bir şeysin. Cevap yazamıyorsun saatlerce. Ben anksiyete düşünüyorum artık. Ay herhalde yapmak istemiyor herhalde. Beni sevmiyor herhalde. Beni istemiyor herhalde. Ama senin için
Ben bu lafı senin için söylemedim aslında. Ben kendim ilgi istediğim için söylüyorum sana bunu. Bir notification görmek için söylüyorum. Hı-hı. Değil mi? Evet. O zaman ben aslında orada arkadaşımı nasıl seveceğimi bilmiyorum. Ben arkadaşıma evet. demem gerekirdi ki. Merhaba, nasılsın? Beraber ne yapmak istersin? Bu hafta evet. seni görmek isterim. Bak hala ilgine layığım. Evet. Bu erici. Bunu duymak istiyorsun. Evet, bu verici bir davranış. Evet. Ama diğer cümle tamamen ben davranışı. Evet. Çünkü bu yani bu biraz karakterle de ilgili. Kendimden örnek veriyorum ama hani bunlar her zaman söylediğim şeyleri yaşıyorum ya, anlamında değil de. Mevcut yani şey bu zaten bu konuda bir zayıflığınız varsa üstüne sosyal medya kullandığınızda sosyal medyanın yarattığı o bildirimler ya da ne zaman okudu mesajımı, en son ne zaman online çevrim içi görünmüştü falan. Bunlar anksiyeteye neden oluyor. Ben şahsen bunların hepsini kapattım. Kesinlikle okuma raporu yok. Milletin ne zaman en son online olduğunu görmek istemiyorum. Evet, bunlar evet. Bunlar yararlı şeyler değil yani. Maalesef bizim gelişmemiş, yani evrilmemiş beynimiz bunları bizim mantığımızdan farklı şekilde yorumluyor sürekli olarak ve bunlar yerleşiyor yani. O zaman da işte anksiyete yanıt veriyor vücudumuz yani. Kaç veya savaş. Uydurdum. Fight or flight. Kaç ya da savaş? Çoğu insan biliyor mu ne oldu, ne onu demek istiyoruz yani. Yani o yanıtı veriyor vücudumuz çünkü bir tehlike hissediyor, bir tehlike yok. Harbi tehlike yok. Evet. Tehlike yok yani 10 tane mesaj atacağını arkadaşına ya da videolarını gizlice izleyip hiçbir yorum yapmayacağını vesaire. Haftada bir kere ara arkadaşını 15 dakika konuş. Çok daha yararlı ve çok daha verici. Evet. Ve bu söz ettiğimiz şeyler de senin daha önce sorduğun noktaya geliyor. Telefonumuz bir dijital emzik oluyor. Elimde duruyor. Canım sıkıldı. Instagram'a gireyim. Bakayım. Evet. Bitti bakacaklar. Çek biraz daha. İlgi göremedim bak. Oradan. Oradan ilgi göremedim. Öbür app'e. Facebook'a bakayım. Acaba orada bildirim var mı? Geçen gün moralim bozuktu. Telefonuma... ne yapıyor burada? Pıt dedi. Telefonuma bakarken buldum kendimi. Hangi app'e tıklasam, hangi uygulamaya tıklasam şimdi bir bildirim vardır, ilgimi çeken bir şey vardır ya diye. Ya ben böyle loop'a almışım buldum kendimi bir kere. Instagram açıyorum, onu kapatıyorum. Discord'u açıyorum, onu kapatıyorum. Facebook açıyorum, onu kapatıyorum. WhatsApp açıyorum. Bir de Facebook'ta böyle loop haline gidiyormuşum. Güzel buldum, bildirim böyle yok yani. Facebook rezalet şey diyor. Diyor ki yakınınızdaki etkinliğe arkadaşınız bir şey dedi. Bana ne ya? Benim çağırdı sanki. Harbiden yani. Bakıyorum yakındaki etkinlik. Bir saat uzaklıktaki şehirde işte sushi partisi ya. Şeyde. O da şimdi değil. Diyor ki ilelebet ertelendi. Bilmiyoruz daha ne zaman. Arkadaşım zamanında ona interested dediği için bana bunun reklamını yapıyor Facebook'a. Ya, hiç kesinlikle Facebook, alakasız. O tasarımla nasıl bu kadar popüler oldu ben hala ona şaşarım. Yani bu kadar kötü tasarım. Rezalet ya diyor oldu. İşte bayağıdır şu gruba bakmadım. Böyle bir bildirim mi olur arkadaş? Peki. Gruptan güzel bir şey varsa söyle. Şuna geçmek isterim ben sen de istersen. İkna edici teknoloji. Neden önemli bu konuda bir şey yapmak? İşte ne yapabiliriz? Böyle izleyip geçtik falan dedik. Ben ya da biliyordum ben bunları zaten falan dedik. Geçtik diyelim. Ne yapabiliriz? Yani onu yapmak yerine ne yapabiliriz konusuna geçmeden. Ben ne yapabiliriz konusuna geçmeden önce şeytan avukatlığını yapmak istiyorum. O kadar çok içeriğiniz varmış. Buyurun efendim. Bana dedin. Hazırlan dedin. Hazırlandık. Yani tez yaz demedim. Değil mi? Ama benim dertli olduğum bir konuydu zaten bu aralar. Yani ama güzel konu. Onu da bir söyle bakalım. Çünkü benim hiçbir avukatlığım yok. Şeytan avukatlığım benim var. Şimdi ben de şimdi daha sonra söz edeceksin biliyorum. Google yerine başka arama motorlarına geçmek. Okey. Ben de Ecosia'ya geçtim. Çok hoş. Ağaç ekiyor vesaire. Ecosia harika arkadaşlar. Araştırın. Tastikli. Şeytan avukatı yapıyorum şu an. Bir saniye. Onu bir söylemek isterim. Tastikli bağımsız bir kurum tarafından yani gerçekten meşhur şekilde çalıştığı, tastiklenmiş harika bir arama motoru ve harika bir şirket. Ben çok memnunum. Ayrıca Android için de tarayıcısı var ve Chrome'dan daha sorunsuz çalışıyor. Benim telefonum Google telefonu maalesef. Ama Chrome'dan sorunsuz çalışıyor. Ben Mestan'la oynuyorum. Bunu söylemek isterim. Neyse evet buyurun. Ben Mestan suratını böyle döndürüp böyle gölge yapınca hoş görünüyor. Şimdi bence ışıktan çok güzel. Mestan suratını öyle döndür. Öyle dursun video. Biz konuşmayalım artık. Şu an uyuyor. İlgilenmiyor videoyla hiç. Oraya zoom yapayım ben. Evet. Okay. Sen devam edersin. Ecosia'yı ben yükledim. Şimdi ben işim gereği çok araştırma yapmam gerekiyor. Google'a bir araştırma yaptığım, hakkında araştırma yaptığım bir... yeri, bir lokasyonu yazdığımda Google bana
yan tarafta kısa bilgiler veriyor. Tıklayabileceğim web sayfaları, evet, Wikipedia, telefon numarası. Ha, şu an açık mı değil mi? Yani geçen gün bir yere gitmem gerekti caddede. Ekozya'dan arattım. Kesinlikle bu bilgiler yok. Web sitesine girip lokasyonu seçip bu bilgilere ulaşmam gerekti. Çok daha fazla şey yapmam gerekti ve bu hiç hoşuma gitmedi. Çünkü zaman önemli bir şey benim için. Cadde dinle. Deyince Bağdat Caddesi yazın. Harlem Caddesi'nde. Onun gibi bir şey. Bu hoşuma gitmedi. Çünkü hayatımda bir kolaylıktı. Ama bu şey, özel hayat okey. Ama işim için bayağı bir zamana mal oldu benim için. Evet. Çünkü haritayı görmek benim, ya ben tamam bu şehirde o zaman diyorum, geçiyorum. Biraz işimi uzun uzun anlatmak istemiyorum ama Google'ın bana verdiği öneriler ve ek kısa bilgiler hayatımı kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Katılıyorum ben buna. Ben şu an tamamen Google kullanımını kapatmış değilim. Özellikle hatta ironik olacak ama alışveriş yapacağım zaman Google'ı kullanıyorum. Çünkü gerçekten alışveriş sonuçları çok daha tweak edilmiş, böyle ince ayarı yapılmış ve güzel. Ben Ekozya'da maalesef öyle, yani böyle para diye işlemedikleri için alışveriş kısmında çok tercih etmiyorum. Ama ya da mesela şey de var, Maps'e gidebiliyorsun. Benim için çok sorun değil. Ben işim gereği her an Maps görmem gerekmiyor. Maps bilgilerini, yan tarafta haritalar bilgilerini görmem gerekmiyor. Maps'e gidebiliyorsun, o şekilde değil. Maps'e gidiyorsun, böldüm pardon. Maps'e tıkladım. Bing mi Google mı dedi. Evet. Yani demek ki iki kere tıklamam gerekecek, evet, Maps'e gitmek, evet, için. Sürekli yani kullanıyorsan şey, evet, çünkü kaç kere tıklamak çok önemli benim, evet, için. Evet, tamam. İş ayrı bir konu. Ve Maps'e girince de direkt Google Maps'e gidiyor. Evet. Benim kısacık bir şey görmem gerekiyor. Ben sana ne önerebilirim? İşten bahsediyoruz değil mi? Evet, ben ne yapacağımı söyleyeyim sana. İş sırasında normal browser, normal tarayıcımı kullanıp özel hayatımda tamam saat 5 Ekozya'ya geçeyim, evet, diyebilirim. Yani bu kesin kural olması gerekmiyor zaten. Yani yine gidersin Google'a, arada kullanırsın. Bu arama motoru sonuçta yani. Evet, ne kadar azaltırsak sadece o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Ben ayrıca Ekozya aradığınız Ekozya'da arama yaptıkça gerçekten ağaç dikiliyor. Böyle bir şey bu, yani. Bu çok hoş bir şey. Ve tüm finansal raporlarını aylık olarak paylaşıyorlar. Kesinlikle girip bakmanızı öneriyorum. Harika bir şirket. Bir iki tane daha şeyim var. Şeytan avukatlığım var. Bir saniye, ben bir şey daha önerecektim sana. Bir de mesela iş saatinde Google'ı kullanırken işin için özel bir hesap açmayı tercih edebilirsin Google'da. Var zaten. Onu mu kullanıyorsun? Hayır. Onu iş yerinde kullanıyordum. Hı. İş yerine artık gidemiyor olunca unuttum bile o hesabı. Kendi kişisel verilerini göstermemek için Google'a öyle bir şey tercih edebilirsin. Şimdi Google'a kendi kişisel verilerimi göstermemek. Ben şu an bir şeylerimi silsem bile onların elinde zaten yok mu yeterince bilgi? O kesin zaten, yani şu ana kadar. Yani onları silebilir miyim? Ben Google telefon kullanıyorum işte yani. Anladın onları mı? Silebilir miyim? Mektup mu yazacağım bütün verilerimi sil diye? Şu an bir şey silebileceğini zannetmiyorum. Ama bundan sonra ne kadar az verirsen bence o kadar faydalı olacaktır yani. En azından bir şey yapılmış olur. Ama tabii yani illa böyle olacak diye bir şey yok. Amaç kullanımı azaltmak. Yani ben bu kadar sene, benim bilgilerim zaten onlarda var. Ben çok küçük bir insanım. Google beni niye umursasın diyerek yaşadım. Evet. Ama bu belgeseli izleyip özellikle görselleri o kadar iyi kullanmışlar ki, yani benim bir fotoğrafa ne kadar uzun süre baktığım ya da yani benim özel hayatım yani bu gerçekten çok, evet, bir ihlal yani. Bu hoş değil. Çok büyük bir ihlal ve bunları, bu özellikleri bizzat tasarlayan insanlardan dinlediğiniz zaman ve neler yapabildiklerini direkt onların ağzından duyduğunuz zaman ve amacı duyduğunuz zaman çok daha aydınlık ve suratları oluyor. Nasıl düşüyor? Tabii, biz tabii. Bu işi bıraktık ama bak böyle böyle diye. Ya zaten sonunda hiçbiri işte kesinlikle çocuklarımızın telefonu yok vesaire. Öyle, yani ben de kesinlikle. Yani ben ben çocuk yapmak istemiyorum, böyle genel konuşuyorum. Çocuğum olsa ben kesinlikle özel bir okula gönderebilmek isterdim. Ya da şey, eskilerden hikayeler duyuyorum, böyle 3-4 ayla bir arada homeschooling gibi. Daha böyle komün hippie hayatı. Ya ama en azından doğru değerleri öğretiriz çocuklarımıza. O da birazcık eko odası gibi ama fark etmez. Aramıza bir tane ırkçı alırız. O da kötü şeyler. Yani daha sosyal yapısı gelişmiş ülkelerde bence devlet okulu daha iyi olacaktır her zaman. Ya, evet. Ama yani şey, ben şimdi çocuğum okula gidip telefonu olmadığı için alay edilsin istemem. Bu çok absürt bir ben şey. Ben onu tercih ederim telefonu olmasını açıkçası. Yani çocuklar sandığımızdan daha dayanıklı olabiliyor.
eğer o çocuğa güzelce anlatabilirsem nedenlerini sanıyorum ki anlayacaktır ve yani ne kadar hani biraz kötü sonucu olsa da diğeri kadar kötü sonucu olacağını düşünüyorum. Hemfikirim. Diğer bir diğer avukatım. Diğer bir şeytan avukatı. Lütfen yumruk getirmeyin ağzına. Şeytan bu mu? Ben onun avukatı olayım. Evet, buyurun efendim. Evet, Instagram. Ben şimdi Instagram az kullanıyorum dedim ama bana Instagram'ın bu geçtiğimiz sene içerisinde sevdiğim şeyleri baz alarak gönderdiği reklamlar o kadar güzeldi ki, o kadar güzel giysiler aldım ki Instagram'ın gönderdiği reklamlardan. Algoritma boş durmuyor. Çok mutluyum. Çok güzel şeyler aldım. Olabilir, olabilir. Yani algoritma işe de yarıyor yani. Önemli olan şu, bir şey almak istemiyorken bana bunu zorla aldırmadı. Zaten ihtiyacım vardı. Ama aklına bir düşürdü mü acaba bu adam? Hayır, zaten almam gerekiyordu. Bana seveceğim bir şey gösterdi. Benim için böyle yürüdü. Ama ben hiçbir zaman bir şey almak istemiyorsam, ihtiyacım yoksa reklam nedeniyle alan bir insan değilim. Evet. Ben zaten iyi bir müşteri değilim. Kişiden kişiye, evet. Ben dükkana gidip ben kot pantolon alacağım diye kot pantolon alıp çıkan bir insanım. Onu bile beğenmiyor. Ama almıyor yani. Evet tabii. Böyle bir. Evet ama işte maalesef alışverişin de o dopamin rush'ı yaptığı bir dönemde yaşadığımız alışveriş için çok terapisi. İnsan öyle değil. Evet, alışveriş terapisi denen o 3 saniye süren. 3 saniye bilmiyorum, ben uydurdum ama yani bana çok sürüyor. Evet, alınca böyle bir hafif bir pişmanlık fact check oturuyor. Lütfen. Öyle 3 saniye demeyeyim. Yani anekdot oluyor. Okay. Bir tane daha örnek vereceğim ve kapatıyorum şeytan avukatlığımı. Sana bir tane video gönderdim yayından önce ama daha izlemedin galiba. Bu Tristan, o adamın. Evet, Tristan videosu. Evet. Şimdi şey var, ikna edici teknoloji denilen bir durum var. Hı hı. YouTube'da 4 dakikalık bir video, büyük bir videodan kesilmiş tabii. İkna edici teknoloji dediğimiz şey, örneğin birçok şey, sadece teknolojik ortamlardaki kararlarımızı kolaylaştıracak tasarımlar diyelim. Hı hı. Şey gibi, bazen hani ATM'ye gidiyorsun, fiş istiyor musun diyor. Parmağının ilk gideceği yerde hayır yazıyor. Çünkü hani kağıt harcamak istemiyorlar. Evet. Bu örneğin güzel bir örnek. Seni yönlendiriyor. Yani. Yönlendiriyor. Ama aynı şekilde bazen bir internet sitesinde geziyorum. Tam buraya tıkla, makalenin devamını oku diyor. Tam tıklayacağım yerde reklam bitiyor birden. Mesela bu da kötü bir örnek. Evet. Bu önemli bir konu bence. Ama ne yapabiliriz, ne değiştirebiliriz hayatımızda geçerken de vurgulamak istediğim bir nokta var. Örneğin Duolingo olacak. Duolingo'yu biliyorsanız bu bir dil öğrenme uygulaması. Ve her gün biraz alıştırma yaparsanız sana diyor ki işte 10 gündür her gün çalışıyorsun, harika. 100 gündür her gün çalışıyorsun. 300 gündür, yani 1000 günü, binlerce günü olan insanlar da var yani. Şimdi Facebook bana dese her gün giriş yaparsan sana coin puanı vereceğim, bununla da sticker alabilirsin arkadaşlarına dese, bu benim hiç umurumda olmaz. Ama bana dil öğrenme uygulamasının her gün gel bak böyle bir amaç var demesi beni motive etti. Hı. Yine aynı mekanizmaya oynuyor. Evet, ama yapıcı. Sonuç bana yararlı olacak. Evet. Ama Duolingo'nun da premium versiyonu var. Satın almak isteyebilirsin örneğin vesaire. Tabii. Ama Duolingo kesinlikle bunu ihlal edici bir şekilde sunmuyor bana. Evet. Evet, evet. Evet. Yani tabii o teknolojinin güzel konumu. Aynı teknolojinin güzel kullanımı. Evet. Bence o bu mesela... konular... Bu yukarı swipe yapıp yenileme olayı var ya, evet. Böyle yapıyoruz, aşağı çekince yenileniyor ekran. Onu bulan insan da mesela yani iyi niyetle onu bulmuş ama mesela aynı zamanda şeyi kullanıyor. Kumarhanelerdeki bu slot machine mantığını kullanıyor. Her seferinde çektiğinizde yeni bir içerik gösteriyor. Hoşunuza gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorsunuz. Sürekli çekiyorsunuz, sürekli çekiyorsunuz. Yani parayla da değil. Çekiyorsun, çekiyorsun falan. Hı. O bu şeylerin bu Tristan Harrison biriyle birlikte yine sanırım iş arkadaşı şu anki biriyle yaptığı bir Your Undivided Attention diye bir podcast ben var. Ben merak ediyorum. Kesinlikle onu da dinlemenizi öneriyorum. İlk bölümünde bu kumarhane tasarımlarını incelemiş. Bunun üzerine sanıyorum kitap yazmış biriyle röportaj yapıyorlar. Ve her bölümde bu kötü tasarımları, bu kötü niyetli tasarımları alternatif sunuyorlar.
Çok ilginç gerçekten. O kumarhane tasarımlarını dinlemenizi mutlaka isterim. Bence o kadar ilginç şey ki. Yapmalıyız. Bu videoyu paylaşırken birkaç güzel video ve podcast linki falan bu evet, konuştuğumuz şeyleri de ekleyelim. Konuyla ilgilenenler devam etmek isteyebilir. Bunları izlemeye, okumaya, evet, incelemeye ve yani bu konuda yani belki YouTube'da çok aktif değiliz ama bu benim hep hakkında konuşmak istediğim bir şey. Evet. Belki değişik yorumlar olur, belki başka bir video sosyal ikilem olur. Yani Netflix'te onun reklamını yapıyor gibi aşağıya koymam ben şimdi, yani şey Netflix reklamı yapıyor gibi aşağıya koymak istemem linkini ama o zaten Netflix'te izleyebilirsiniz yani. Evet. Demek istediğim şey bu, benim aslında bu çok siyah beyaz olmayan bir konu. Evet. Gayet gri bir konu. Evet. Ve biz de acaba nasıl bunu tamamen hayatımızdan çıkarabiliriz? Bunun suçlusu kim acaba? Ne yapalım? Panik şeklinde değil. Evet. Nasıl kişisel olarak kendi hayatımızı daha verimli hale getirebilecek şekilde değişiklikler yapabiliriz kısmı önemli bence. Verimli derken psikolojik açıdan evet, daha yani, mutlu edip evet, daha yani, tatlı evet, edip. Evet. Şey değil. Kapitalist anlamda üretken değil. Evet. Değil. Verimli derken faydalı bir demek istedim, evet, açıkçası. Ki yani ben ona da değinmek istiyorum. Hani bu üretkenliğimi bitiriyor sosyal medya falan muhabbetinden de bırakmadım. Yani ben her zaman bayağı üretken bir insandım. Hani müzik konusunda da hiçbir zaman durmadım yani. Ama psikolojik etkileri nedeniyle bıraktım yani. Öyle söylemek istiyorum. Hani birçok nedeniniz olabilir arkadaşlar. Sosyal medya sizi birçok şekilde fark etseniz de etmeseniz de etkiliyor olabilir. Ben bu kabloya dokundum ama bir şey bozulmadı değil mi? Baksana. Şu an bir şey bozulmadı gibi görünüyor. O kablo sorun değil. Evet, o kabloyla. Eskiden bu kabloya dokunma diyordum bana. Neyse bizim hayatımız. Yok sen karıştırdın o öbür mikrofonu. Evet, örneğin bana söylemek ister misin? Başka bir söyleyeceğim bir şey kalmadıysa hayatımızda yaptığımız değişikliklere ve yavaş yavaş nihayet kapatmaya doğru. Geldim efendim. Evet. Neler yapılabilir? Ondan bahsedeyim. Ben neler yaptım? Nasıl etki aldım? Ondan bahsedeyim. Sen de öyle yap. Efendim buraya ben notlarıma bakıyorum da. Mesela sosyal medya hesaplarınızı dondurabilirsiniz arkadaşlar. Şu an silmekten emin değilseniz silebilirsiniz tabii dozdan. Bence yani. Şey, sen ne yaptığını söyle. Oradan ben dondurdum. Sen dondurdun. Ben daha önce Facebook hesabımı çok silmiş ve çok dondurmuş bir insanım zaten. Facebook pek kullanmıyorum zaten. Artık günde 5-10 dakika dışında girmiyorum. O da birkaç tane takip ettiğim ilan koyduğum grup var. Aslında onlara bakıyorum şu an. Evet. Efendim ben ne yaptım? Ben Instagram'ımı dondurdum. Facebook'la ilgili bir şey diyebilir miyim ben? Tabii. Facebook'u ben de dondurdum ama pardon ben sildim. Evet. Ama bir ay sonra silinecek. Ama o arada evet, vazgeçtim. Ne evet, yapmak istiyorum biliyor musun? Bu yüzden galiba. Evet. Çünkü ben onu silip başka bir fonksiyonel hesap açacaktım. Evet. Şimdi ben onun yerine profilime gideceğim. Tüm her şeyimi sileceğim. Fotoğraftır vesaire. Evet. Takip ettiğim herkes, her şeyi. Evet. Çünkü benim amacım iş arkadaşlarım bazen oradan önemli yazılar evet, paylaşıyor. Ya ben öyle yapacağım. Örneğin o da bir seçenek. O da bir seçenek. Yani öyle bir hale getireceğim ki Facebook'u benim için sosyal olmayacak artık. Ama o zaman o insanlar beni niye sildi triplerine gidecek? İnsanları silmeyeceğim. Ha. İnsanlar kalacak. İnsanları unfollow edeceğim. Yani evet, o da bir çünkü seçenek. Ben feedimde, örneğin ben feedimde Gökçe'nin paylaştığı şeyleri görüyorum. Benim bunu görmeme bir nedenim yok. Çünkü ben onunla yaşıyorum. Zaten yaptığı müziği dinliyorum. Ben onun yaptığı müziği Instagram'daki videodan dinlemek zorunda hissediyorsam kendim orada garip bir şey orada var. Diğer odada duruyor. Müziği duyuyorum zaten. Ben neden mesela müzikle ilgili bir hesabımı dondurma kararı aldım da söyleyeyim. Hani sonuçta benim amacım daha fazla insana müziğimi duyurmaktır değil mi? Bir müzik kanalıyla daha networking yapmak vesairedir. Ama şöyle bir geriye dönüp düşündüm, tamam mı? Bir iki tane müzisyen tanımak dışında, ki o insanlar da artık benim hangi isim altında müzik yaptığımı biliyorlar. Bana herkes ulaşabilir, tamam mı? Facebook ölü ki zaten. Facebook'tan bahsetmiyorum, Instagram'dan. Tamam, okay. Kimse bana ulaşmaya çalışıp da ulaşamayacak durumda değil. Gerçekten benim müziğimi merak eden Spotify'a yazar, Süper'deyiz, dinler zaten. Yani bunlar herkes biliyor bunu artık, tamam mı? Hani bana ne katıyor diye düşünmeye başladım. Bana hiçbir şey katmadığını o kadar net bir şekilde gördüm ki ve hayatımdan o kadar zaman alıp o kadar bana rahatsızlık verdiğini o kadar net bir şekilde gördüm ki artık benim için hiçbir soru işareti kalmadı ki o kadar emek verdiğim bir hesap düşünün yani. Neredeyse günlük olarak ben orada müzik ve gitar videosu paylaşıyordum yani. Ben senin açından hemfikir değilim buna aslında. Çünkü yine senin kendini göstermen, tanıtman gereken bir mecra olsa hoş olur diye düşünüyorum. Evet. Yeni insanlar seni evet, keşfedebilsin diye. Bir
O konuda söyleyeyim. Kim gidip Bandcamp'e girip Superdays yazar ki seni bilmiyorsa? Evet ama Instagram'dan da kimse gidip benim müziklerimi dinlemiyor, emin olabilirsin. Yani böyle müzik yaptığında insanlar senin müziğini dinlemeye çok meyilli falan olmuyor. Ne o zaman müzisyenler nasıl tanıtıyor kendilerini? Yani şu an müzisyenlerin kendilerini tanıtma sistemleri ya gig'e çıkmak ya merch satmak ya da bir şekilde işte ün yapan bir oyunla falan ünlenmek. Twitch? Hayır, ben söyleyeyim sana ne yapacağımı. Ben video oyunları için de müzik yapıyorum bazen. O kısmını tanıtmak için bir web sitesi yapacağım. Evet. Oradan sample'lar da dinlenecek vesaire de yapılacak. Aynı zamanda benim zaten müziğim Bandcamp'te çarşaf gibi duruyor. Bütün streaming servislerinde çarşaf gibi, evet, duruyor. O yüzden hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Ama yani, senin web siteni kim görecek? Araştıran gerçekten... bana müzik yaptırmak isteyecek olan geliştirici görecek. SEO yapacağız o zaman web sitene. Ya arama motoru optimizasyonu. Neyse ben şeyi düşünüyorum. Sadece şunu SEO demek istedim. SEO istemiyorum. SEO mu? SEO. Yani şey arama motoru optimizasyonu. Yani yaptığın müziğin janrasını ya da sen ulaşılmamak mı istiyorsun? Yani bu şeyin... Böyle ulaşılacaksam istemiyorum, anlıyor musun? Nasıl ulaşılacaksın başka? Şimdi bak bunu demek istiyorum ben gri derken. Kötü yerlerini durduralım ama yani örneğin ben internetten bir şey satan bir insansam dükkanımı kapatmam. Senin dükkanın Bandcamp burada. Ama ben, evet, dükkanımın reklamını, Etsy dükkanı diyelim, Instagram'da ya da Facebook'ta yapardım. Oradan kaybettiğin şeyi başka yerden destekleyebilmek mantıklı, evet, evet, bence. Onu demek istiyorum. Ama yani zaten... böyle daha indie olan, daha şey... Ya müzik sektöründe zaten böyle aşırı hani ünlü olan vesaire insanlar zaten yüz, tamam mı? Yani o insanlar çok iyi müzisyen oldukları için değil, bir şeyin yüzü oldukları için orada. O sistemin parçası. Herkes için geçerli tabii. Yani, sen öyle olmazsın bence de. Popüler müziğin çoğunluğundan bahsedelim. Bu insanların Instagram hesabına ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar. Yani o tür insanlar için böyle yüzler lazım. Yani benim gibi insan... mesela benden çok daha fazla, çok çok daha fazla dinleyicisi olan harika besteciler var şeyde. Yani Bandcamp'te albüm satan, işte oyun müziği yapanlardan bahsediyorum. Bu insanların Instagram hesabı ya yok zaten, ya varsa da çok az bir şey paylaşıyorlar 40 yılda bir falan filan. Ama kimse buradan reklam yapmıyor. İçini bilmiyorsun pek. Belki çok tanıdıkları var endüstride. Reklama ihtiyaçları. Ben seni ikna etmeye çalışmıyorum da bir şeytan avukatlığı oynuyorum hala. Şey gibi misin? Örneğin diyelim Game Jam'e gittin. Müzik yaptın. Bir şey paylaşıyorsun Instagram'da Game Jam hashtag ile. Böylelikle o hashtag'e tıklayıp seni bulabilir bir yapımcı. Evet. Ama şimdi bulamayacak. Şu ana kadar kaç kere oldu bu? Kaç kere buldular? Hayat işte. Biraz şans ama götürüsü getirisinden fazlaysa ama tabii, evet, olay o. Ondan bahsedeceğim. Şimdi o zaman ben Instagram'ı sosyal, pardon, pasif olarak sosyalleşmek için kullanıyordum, tamam mı? İnsanlarla direkt konuşmadan ben bir story paylaşıyorum. Hayatımdan bir kesit göstermiş oluyorum. Hem biraz sosyalleşmiş oluyorum ama kimseyle direkt muhatap olmuyorum. Ben böyle kullanıyordum. Bu benim için hoş bir şey diye düşünüyordum. Çok sosyal olmayan bir insan olarak. Ama sonra fark ettim ki bu gerçek bir sosyalleşme değil. Yani hiçbir şey verilip alınmıyor aslında. Birisi böyle bir camın arkasından benim hayatımı izliyor. Her gün izliyor falan. Niye izliyorsun bir kere yani? Hiçbir muhabbetimiz yok. Tamamen ilgi saçma arama sapan davranışı. Evet, ben niye yani paylaşıyorum? Ne elime geçiyor ben mesela? Niye bunu paylaşıp duruyorum falan? Neyse. Bundan sonra ben şunu fark ettim. Bıraktıktan sonra bana ne faydası oldu onu söylemek istiyorum. Birincisi kafamın kenarındaki o bızızt, o böyle endişe hissi, o garip şey anında gitti arkadaşlar, tamam mı? Belki bir gün sürmüştür, öyle söyleyeyim. Gitti. Yok. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Yani iletişim şeklini beğenmediğim insanlarla iletişimde kestim. Bunu da söylemek isterim. Yani hayatınızda sizi rahatsız eden bir iletişiminiz varsa onu da azaltmanız ve kesmenizi öneriyorum. Kimseye bir şey borçlu değiliz. Aynı zamanda kaba davranmadığımız sürece İletişim kurup kurmak bizim elimizde olan bir şey. Bu benim de yaptığım bir şey. Bazen diyorum örneğin, seni insan olarak çok beğeniyorum. Beraber çok eğleniyoruz ama örneğin online iletişim sadece yazıdan ibaret ve evet, bariz iletişim şekli farkları varsa agresyona, evet, çok gidebiliyor. Bazı insanlar çok lumberdak diye konuşuyor, bazı, evet, insanlar çok dikkatli. Aman özür dilerim, kesinlikle ya yapıyorum ben de. Ben mesaj görünce cevap veriyorum
Ama o insan mesaj görünce 5 gün sonra cevap veriyor falansa. O da beni mesela iletişim sistemine uyumlu değil yani. O bende de var biraz. Bazı insan sadece fonksiyonel şeylerde mesajlaşıyor. Yani. Ben ama nasılsın bugün, umarım günün güzel geçer de benim için çok değerli bir mesaj tabii. Örneğin. Yaşlıyız işte. Evet. Şimdi ben düşündüm ki ben bu Instagram'ı kapattığım zaman benim sosyalleşme durumum kötüye mi gidecek acaba? Aslında tam tersi bir şey oldu. Konuştuğum insanlara çok daha derin konuşmaya başladım. Yine internet üzerinden tabii şu an yani yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Hem arkadaşlarım burada değil, hem pandemi nedeniyle de yüz yüze birçok insanla görüşemiyorum. Hem daha derin konuşuyorum, hem konuşurken ailemle, arkadaşlarımla gerçekten o anda olduğumu hissediyorum. Ve keyif alarak böyle yapmam gereken bir şey daha hissi o kenarda olur ya, böyle bundan sonra ne yapacağım falan gibi böyle. O acele hissi gitti tamamen. Mesela şeyi fark ettim. Beynim sürekli bir uyarıcı istediği için sürekli müzik dinliyordum. Şu an neredeyse sadece böyle akşam işte müziğini beğenmediğim bir oyunun arkasına sevdiğim yeni bir albüm koyuyorum. Ya da işte bilinçli olarak şu şarkıyı dinlemek istiyorum diye o şarkıyı açıyorum. Çok daha az müzik dinliyorum. Bu kötü bir şey gibi gelebilir kulağa ama aslında çok daha iyi bir şey benim için. Çünkü müzik benim için çok güçlü bir uyarıcı yani. Ve sürekli farklı duygularla böyle uyarılmak, o beynimin öyle bir ihtiyacı yok aslında. Oluşturmuşum ama işte bu sosyal medyayı bu kadar kullanarak. Arama motorumu değiştirdim ben de. Ekoje'ye geçtim. Bir kere daha reklamını yapmak isterim. Kesinlikle araştırın ve bakın derim arkadaşlar. Çok da güzel çalışıyor. Onun dışında... Onu da yazalım alta. Ekoje deyip duruyoruz. Evet, anlaşılıyor mu? Belki anlaşılıyor. Yazacağım, bilmiyorum. Belki Ekoje diye mi okunuyor? Ekoje diye mi okunuyor? Ondan da... Akasya diyelim. Akasya diyelim, geçelim yani. DuckDuckGo'yu da kullanıyorum arada. Çünkü Google telefonlar otomatik ayarlamaya izin vermiyor Ekoje'yi. Tabii öyle geldiğimizde hani VPN'ler var, Tor tarayıcı var. Tabii, yani evet. Birçok şey var özel bilgimizi kullanmak için. Seçenek çok tabii de ben hani doğaya da faydası varken evet, neden başkasını tatlı. Tutayım? Bir de tarayıcıyı değiştirmeden bir çözüm Ekoze aslında. Evet tabii. O bir arama motoru sadece. Evet, ben burada tarayıcısını, Android'de tarayıcısını da kullanıyorum şu an. Hatta Chrome'la beraber kullanıyordum. Şimdi Chrome'u attım kenara yani. Bayağı hemen hemen erişimi görüyor. Çok iyi bir tarayıcı. Başka ne yaptım? Bakayım bir. neler oldu konusundan devam edecektim. Pardon efendim. Mesela ekran süremi kontrol ettim. Yani telefon başında geçirdiğim süreyi. Bunda çok fazla bir azalma görmedim. Ama miktarda azalma görmememe rağmen içerikte çok fazla değişiklik gördüm. Mesela şu an işte spor uygulamalarına falan günde 1-2 saat benim gidiyor zaten takip vesaire, işte kronometre falan filan bazen yürüyüşe çıktığımda açıyorum. Arkadaşlarımla yine böyle anında iletişim, anlık iletişim şeyleriyle konuşmuşum. Öyle şeyler yapıyorum. Eskiye oranla eskiden Instagram'da geçiyordu. Fotoğraflarıma bakıp duruyordum böyle. Fotoğraflarıma derken kaydettiğim müzik videolarına falan bakıp duruyordum. Artık onları yapmıyorum. O kadar fazla yapmıyorum yani. Bakalım gece mesela yattığım zaman hala telefona bakıyorum. Ondan da vazgeçmek istiyorum. Ama mesela makale okuyorum. Oynadığım oyunla ilgili bir şeyler var. Mesela Rock Paper Shotgun'ın çok güzel böyle tek tek kişi konuştukları tartışmaları oluyor. Mesela oynadığım oyunla ilgili onlar ne diyor falan. Evet ya, internette o kadar faydalı ve yararlı ve ilham verici içerik var ki. Sadece onları seçmemiz gerekiyor. Biz gidip sürekli kendi profilimize falan bakıyoruz. Evet yani bu nasıl bir narsizm anlamıyorum ki. Yani git aynaya bak. Sana demiyorum da hani yok şey yani, bu alışkanlık kendim için diyorum ben yani. Yani. Böyle hani niye böyle bir ihtiyacım olsun benim? Evet. Ben geçeyim evet. mi? Evet. Bu arada müzik dinleme olayını bilinçli yapmadım. Kendi kendine olduğunu da belirtmek isterim. Okey. Ben ilginç bir şey. Evet o ilginç. Benim yaptığım en büyük şey push bildirimleri, anlık bildirimler mi onlar? Anlık bildirimleri kapatmak oldu. Benim kapalıyız zaten. Her şey için kapatıyorum. Yani yeni bir uygulama yüklüyorum. Kendisi otomatik olarak bana gecenin bir yarısı al sana 20 tane yemek tarifi diye bir bildirim verme hakkını görüyor. Acıkmışsındır sen şimdi. Ben ilk yaptığım şey spam e-mail'de de yaptığım gibi görür görmez hemen o anında o bildirimin içinden bütün notification'lar blocked. Çünkü benim zamanım değerli.
En önemlisi bence bildirim olayı. Zamanım değerli. Ben orada bir makale okurken ben oradan beni tahrik etmeye çalışan bir mesaj görmek istemiyorum. Evet. Bu bence yapabileceğim en önemli büyük şeydi. Hatta zaten filmde de bundan çok bahsediyorlar hatırlarsan. Yani ne yapmalı diyorlar filmin sonunda. Hepsi bildirimleri kapatın. Evet başlıyor. Çünkü yani orada ben seçtiğim bir şeyle meşgulüm. Evet. Ve onda kalmak istiyorum. Bu hani diyeceksin acil durum olursa. Bu hala bir telefon. Okay. Herkes beni arayabilir acil bir durum varsa. Acil durumda kimse WhatsApp mesajı atmasın lütfen. Evet. Zaten ya bu zaten normal olmalı yani. bunu yapıyorum. Bu zaten uzun zamandır yapılması gereken bir şeydi bence. Benim bir korktuğum bir şey açıkçası Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın entegre olması artık. Evet. Yavaş yavaş şimdi WhatsApp'tan Facebook Messenger'ına bağlanabilme gibi bir özellik geldi. Hmm. WhatsApp'ı olmayan insan ama Messenger'ı varsa, yani Messenger'ı kullanabiliyorsun WhatsApp'ın içinden. WhatsApp'tan da ciddi acilen kaçmamız lazım aslında. Bizim. Yani WhatsApp'ta bir makale okudum. Sayfanın içerisinde, yani görüşme sayfasında diyor ya, penceresinde diyor ya şey, encrypted. Ama aslında encrypted olarak saklanmadığı, şifreli yani, evet. Şifreli olarak saklanmadığını yazan bir makale okudum. Aslında o bir şey değilmiş. Facebook'tan her şey şifreli olarak alıyor ama şifreli olarak saklamıyor. Ve hiçbir anlamı yok zaten. Herhangi bir devlet, bir hükümet şu kişiler hakkında bana bilgi verdiğinde bunların hepsi çarşaf gibi gidecek yani. Facebook şeffaflık konusunda en kötü şirketlerden bir tanesi ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Siz düşünün yani. Facebook'tan her türlü numara beklenir. O yüzden WhatsApp'tan kaçmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de bu konuda adım atacağım yani bu hafta içinde. Yani ben böyle düşünen arkadaşlarım için Telegram kullanıyordum zaten. O nedenle Telegram'a geçmek benim için sorun değil. Büyük olasılıkla ailemi WhatsApp'ta tutarım çünkü aileme WhatsApp'ı... Sizin de bildiğiniz alternatif, eğer bu konularla ilgileniyorsunuz, alternatifler varsa arkadaşlar onları da paylaşın, biz de öğrenelim. Telegram örneğin demişken biraz daha açayım. Telegram için örneğin telefon numaranızı insanlarla paylaşmadan yapabileceğiniz bir mesajlaşma platformu. Aynı zamanda internet arayüzü de var. Ve WhatsApp'taki gibi telefonun internete bağlı olması gerekmiyor internet arayüzünü kullanabilmeniz için. Telegram'ın başka birçok özelliği de var. Gizlilik örneğin, konusunda da iyiler mi? Ben bilmiyorum o yüzden. Gizlilik konusunda iyiler mi? İyi olduklarını duydum ama kendim önemsemediğim için araştırmamıştım. Ama iyi olduğu için bu uygulamaya geçmiştik. Bazı arkadaşlarım, öyle şey var benim, bilgi teknolojileri, güvenlik, bilgi teknolojileri güvenliği, IT security demeye çalıştım. Evet. Bilgi teknolojileri güvenliği alanında çalışan arkadaşlarım, bilişim güvenliği de diyebilirsin. Teşekkür ederim, çok sağ ol çevirmen. Bilişim güvenliği alanında çalışan arkadaşlarım çok dikkatli bu tür konularda. Örneğin Covid olur olmaz direkt Zoom kullanmayın. Zoom'da çok büyük güvenlik açığı var diyen bir konular bayağı oldu yani. Güvenlik açığı. Bu arkadaşlarımdan etkilendiğim için biliyorum biraz. Hı-hı. Telegram'ın güzel bir yanı da gönderdiğim mesajı edit edebiliyorsun. Çünkü ben yazım hatası göndermeyi çok sevmiyorum ama WhatsApp'ta edit edemiyorsun. Ben öyle demedim kavgalarında, yeni bir çığır açar. Evet bak öyle demiştim. Sonsuza kadar edit, evet, edit diyor. Benim şu anki amacım Instagram'ımı silmek. Çünkü Instagram benim için güzel fotoğraflarımızı paylaştığımız yerdi. Yani Bodrum'da Türkiye'de ne kadar harika yemekler, deniz. Ama sonuçta o benim için bir fotoğraf albümü. Fotoğraf albümünü her yerde yapabilirim. Evet. İnsanlarla paylaşmam gerekmiyor. Çünkü insanlar benim deniz kenarında çekilmiş fotoğrafımı gördüğünde büyük olasılıkla tuvalette beğenip geçiyor. Evet. Hayat bundan ibaret. Yani benim için o fotoğraf çok daha önemli. Ben onu bastırıp duvarıma asayım daha iyi yani, evet, Instagram'da. Evet, kesinlikle daha iyi olur. Ve Instagram'daki içeriğimi de beğenmiyorum çünkü benim hayat deneyimime gitmiyor. Yani Instagram, ben öyle eski iş arkadaşlarım ekli. Herkes evli. Seni yansıtmadım. Herkes evli, 2-3 çocuklu. Mutluyum onların hayatı için ama benim için yani ilgi çekici bir içerik değil o. Ha. Sadece hani kibarlıktan kaldığım bir platform benim için Instagram şu, evet, an. Onu silmek benim bir sonraki adımım olacak. Kesinlikle. O Instagram'ı silince o kafamdaki belirsizlik hissi öyle bir gitti ki anlatamam yani. Yani kesinlikle bildirimler kapatılmalı ve telefon elimizde yaşamamalıyız. Yani akşam yemeğinde telefon elimsiz. Ya ben şeye gittim. Bak bunu anlatmak zorundayım tekrar.
Türkiye'de olduğum en son sene Fazıl Say konserine gittim. Hı hı. Harika. Kocaman kocaman sahne. Yani yüzlerce insan. Harika bir deneyim. Yanımda iki tane genç kız var. Yemin billah. Yemin billah. Bütün konser boyunca adamın fotoğrafını çektiler. Konserin başında Wikipedia'dan adamın biyolojisini okudular. Biyografisini. Yani kimmiş modunda. Ya diyorum zaten yasak telefon kullanmak o tür bir konserde. Flashsız çekiyorlardı, sessiz çekiyorlardı. Bir şey demedim ama çok üzüldüm. Çok üzüldüm onlar için. Fazıl Say gibi bir kişiyi dinliyorsun canlı kocaman senfonik salonda ve telefondasın tüm konser. Bu yani bu bayağı üzücü bir durum bence dünya için. Evet bu evet bayağı zaten şu aralar hiç herhangi bir konser videosu falan görüyorsanız herkes şu aralar görmüyorsunuz da yani pandemiden önce görüyorsanız herkes böyle zaten. Yani anı telefonu izletiyoruz yani. Artık anı yaşamıyoruz. Ben kısa boylu bir insanım Hollanda'da. Ben konserleri milletin ekranından izliyorum konsere gittiğimde. Evet maalesef. Çünkü onu görebiliyorum. Kollarda böyle kalkınca iyice görünmüyor İşte sahne. Dikkat ya da ilgi dağınıklığı. Yok. bir saniye ya. ADD'yi mi çevirmeye çalışıyorsun? Hayır. İlgi ekonomisi demeye çalışıyorum. dikkat ekonomisi ya da ilgi ekonomisi tam olarak nasıl çevriliyor Türkiye'ye emin değilim. Attention ekonomi zaten var olan bir terim hani sosyal medya öncesinde de. Kapımız çaldı. Hemen duraklatıyorum bir saniye arkadaşlar. Evet, böylece OBS'nin duraklatma özelliğini de keşfettiğimizi görmüş oldunuz evet, arkadaşlar. Evet, bu güzel oldu. Bizim de hayatımız biraz evet, bazen çünkü kargo saatlerinde çekim yapmamaya çalışıyoruz. Kargo oluyor, bazen ihtiyaç molası oluyor, olamıyor falan. Olmuş bir saat 16 dakika yani. Her zaman bu kadar içerikli ve dolu ve yoğun videolar yapamıyoruz. Malum. Pandemi, depresyon, hayat. Aslında biraz da tercih bizim için. Çünkü gerçekten toplu bir video yapmak aylık çok daha kolay oluyor bizim için. Ve her zaman bu kadar ilgimizi çeken içerik de olmuyor. Evet, tabii, eskisi gibi aynı oyunları oynamıyoruz örneğin. Ben şimdi Baldur's Gate çıktığında tabii ki full bir video yapmak isteyeceğim onunla ilgili. Ama Gökçe oynayacak mı bile bilmiyorum. Bakacağız böyle şeyler. Bakalım ne olacak? Bakalım. Benim demek istediğim bir şey yok. Demek istediğim şey aslında genel olarak tehlikeyi fark edelim ve dengeli bir şey. Kendi ihtiyaçlarımıza ve hayatımıza göre dengeli çözümler bulalım. Evet. Özellikle çocuklarımız varsa çünkü evet. Yeni neslin daha dikkatli olması gerekiyor bu konuda. Evet. Yani bir kitapta okumuştum. Can sıkıntısı acı pain yani acı olduğunu söylüyordu ve bizim dikkatimizi dağıtan şeyler telefon gibi. Bu acıyı bastırmak üzere hemen başvurduğumuz kolay şeyler. Yani bu emzik muhabbetinde olduğu ama gibi. O acını, telefonumuz emziğimiz olmuş yani. Acıyı yaratan şey de zaten evet. Bize bu kadar hızlı bir şekilde evet. Bilgi ve içerik verilme. Ona alıştığımız evet. İçin acı yaratıyor artık. Sürekli beynimizi bu açlığa mahkum etmemeyi tercih edebiliriz arkadaşlar. Yani yapabileceğimizi sandığımızdan çok daha fazla şey yapabiliriz aslında bu konuda diye düşünüyorum. Aman ben yapamamcılık yapmayalım. İşte ben yapmasam ne olur herkes yapıyor yapmayalım bunu zaten kendimiz için yaptığımız her şeyden önce unutmayalım evet. Mestan da size güzel bir duruş yaparak hoşçakalın diyor ben de diyorum Zeynep de hoşçakalın ben Mestan'la ilgileniyordum artık görüşmek üzere arkadaşlar.